Baş ağrısı çoğunlukla bir hastalık belirtisi değildir. Yani beyinden kaynaklı değildir. Gerilim baş ağrısı, migren, toplumdaki en sık rastlanan baş ağrılarda bunların altında bir hastalık yoktur. Ama bir beyin enfeksiyonları, menenjit ansefalit dediğimiz baş ağrısı yapabilir. Ama beraberinde ateş olur, genel halsizlik olur ve baş ağrısı sürekli olur. Herkesin çok korktuğu beyin tümörleri, baş ağrısı yapabilir. Ama beynin kendisinin ağrı duyusu yoktur aslında. Tümör genişleyip kafatasını sıkıştırdığında beynin üzerindeki zarların, damarların gerilmesiyle baş ağrısı olur. O zaman da daha sürekli, daha yumuşak bir baş ağrısı olur. Ama beraberinde başka bulgular da olur. Yani vücut, o beyindeki geçişleyen kitle vücuttaki bazı fonksiyonların aksamasına da neden olabilir. Bunlar baş ağrısı nedeni olabilir. Bazen beynin içindeki sıvıların akışındaki tıkanıklar olur. Biz ona kibas deriz. Beyin içindeki bu sıvı sürekli salınır ve kendi içinde bir akışı vardır beyin omurilik sıvısının. Bunun tıkanması da baş ağrısı yapabilir. Travmalar baş ağrısı yapabilir. Kafa travmaları. Kafa travmaları sonrasında bir darbe aldık, bir şey aldık, bir şey yok ama zaman içinde baş ağrımız gelişti. Sürekli bir baş ağrısı. Yakın dönemde, son dönemdeki aylar içinde ciddi bir kafa travması yaşamışsa beyinde toplar damarların oralarda kan sızması olabilir. O ilk başta bir sorun yaratmaz, sızıp biriktikçe kafanın içinde yer kaplar, o da baş ağrısı yapabilir. Böyle durumlarda ciddiye almak gerekiyor ve hekime başvurmak.